arasında daha çok mürekkep balığına benzeyenlerdenler. Hem cinslerinden daha büyük bir buruna ve daha büyük yüzgeçlere sahipler. Normal balıkların tek solungaç açıklığının tersine diğer köpek balıkları gibi vücutlarının her iki tarafında çok sayıda solungaç açıklığı vardır. Burunlarının üstünde belli olan etten bıyıkları avlarını bulmalarına yardımcı olur. Örneğin bu karides gibi. Hemşire köpek balıkları kalamar, karides ve yengeç gibi küçük omurgasız hayvanları yiyorlar ve neredeyse yutabildikleri diğer her şeyi. Bazen bir ağız dolusu kum yutarlar. Solungaç aralıklarından geçirerek aralarındaki ufak tefek yemek parçacıklarını süzerler. Dikenli ıstakoz sadece hemşire köpek balığı için değil, ağzının tadını bilen insanlar için de çok lezzetli bir yemektir. Bir rakibiyle karşılaşmamak için kayalar arasındaki evine doğru hızla ilerliyor. Bu mangrov sığları mavi yengeç gibi başka bilinen kabuklu balıkların yurdudur. Istakozla karidesin yanında bu geri çekilen yaratık sadece bizim için değil hemşire köpek balığı için de bir yemek. Ok yengeci çok bilindik değildir ve zaten çok güzel bir yemek olmazdı. Bunun bir pençesi eksik ama lezzetli parçacıkları yemekte hiç zorlanmıyor. Bir ağız yerine devamlı oynayan ağız parçacıkları vardır. Başka hayvanlar bu sığ suların üstünde çalışmakla meşguller. Egret gibi balıkçı kuşlar sadece balık değil karides ve küçük yengeçleri de yerler. Ve bu gece hırsızı rakun sırf kabuklu balık avlamak için gündüzleri dışarı çıkar. Deniz atı kabuklu bir balık değildir. Ama bir nevi kabuğu vardır. Bu ilginç balığın kemikli iskeleti vardır. Ve bir atın burnuna benzeyen eşsiz bir ağzı vardır. Sadece 10 santimetre boyunda bu hoş yaratıklar hareket ederken atlara çok benziyorlar. Balıklardan farklı olmayan tek şey küçücük yüzgeçleridir. El gibi kullanılabilen kuyruklarıyla dinlenmek için tutunarak zahmetli bir şekilde ilerliyorlar. Deniz atlarında hamile kalan dişiler değil erkeklerdir. Dişi yumurtalarını erkekteki cebe boşaltıyor. Orada dölleniyorlar ve birkaç hafta sonra canlı olarak doğuyorlar. Bu hemşire köpek balığı neyin peşindeyse onunla bayağı boğuşuyor. Boğuştuğu deliğine sıkıştırılmış dikenli stakoz. Köpek balığı rahatça tutamadığı için onu havayla dışarı çekmeye çalışıyor. Hemşire köpek balıklarıyla alakalı çok olağanüstü bir şey, dişlerinin yediklerini ısırmaktan veya parçalamaktan çok ezmek için yapılmış olduğudur. En büyükleri bile ki 4 metreden uzun olabiliyorlar, tam haliyle yutamadıkları hiçbir şeyi yiyemiyorlar. Köpek balıklarına özgü keskin dişlere sahip olmasalar da bu dişiler tehlikesiz olmaktan çok uzaklar. Onları kızdıran veya çok fazla yakınlarına gelen insanlara bacaklarına veya kollarına güçlü çeneleriyle tutunarak saldırmışlardır. Ama bu boyutlardaki uygun dişlere sahip köpek balıkları gerçekten çok ciddi hasara yol açabilirler.
Florida kıyılarındaki medcezirin olduğu sığ sularda başta mangrove ağacının yaprakları güneşin enerjisinden nasibini alıyor. Mangrove'un sık olan kökleri bir kevgir görevini yapıyor. Çürümekte olan bitkileri ve tortuyu tutuyor. Deniz yosunları tamamen güneş alan yumruk köklerde çoğalırlar. Yengeç ve midye gibi küçük deniz hayvanları bu deniz yosunlarını yerler. Sonra da kemik balığı gibi denizin dibinde yem arayan balıklara yem olurlar. Bu anglerlerin en sevdiği yem. Tedirgin görünüyorsa bir sebebi vardır. Yarım düzine limon köpek balığı var çevresinde. Limonların hemşire köpek balıklarından farklı olarak bir ağız dolusu jilet kadar keskin dişleri vardır. Eğer rahatsız edilirse bunun gibi küçük bir tane bile denize giren birini çok kötü bir şekilde yaralayabilir. Kemik balığı balıkçının ipine yakalanırsa çok savaş verir. Ama bu durumda onu yemekte kararlı olan köpek balıklarına karşı yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ani bir saldırışla her şey sona ermiştir. Eğer birini yakalayacak kadar şanslılarsa balıkçılar genelde bu kemikli balığı serbest bırakır. Ama bir köpek balığı için çok güzel bir yemek oluyorlar. Her zamanki gibi kraliçe triggerlar gibi olan ufak balıklar köpek balıklarından geri kalanlarını bitirmek için işe koyuluyorlar. Hayat zincirinin en üstü çok vahşi gözükebilir ama bu medcezir düzlükleri küçük karşılaşmalar için arena olabiliyor. Bu nabız gibi atan protoplazma parçası Cassiopeia'dır. Zamanının çoğunu ters geçiren bir deniz anası. Kendini lagunun dibine bir lahana gibi yerleştirir ve alt kısmını açıkta bırakır ki orada yaşayan, yiyecek üreten deniz yosunu güneşi görebilsin. Hareket Cassiopeia'nın baş düşmanı olan nazik deniz yıldızını aldatmaz. İsminin böyle olmasının sebebi ise eğer düşmanı tarafından tutulursa çok nazik olan kolları kopar. Bu nazik deniz yıldızı deniz anasının içine doğru 5 kolunu birden sallaya sallaya yüzer. Deniz analarının küçük balık ve karides yakalamak için sokucu hücreleri vardır. Ama bunlar nazik deniz yıldızına karşı pek tesir etmez. Siyah deniz kestanesine hemen hemen hiçbir şeye zarar vermez gibi görünmektedir. Ve birçok yönüyle öyledir. Zehirli kaplı dikenlerinin altında avını yemek için birçok ağız bölümleri vardır. Kurşuni deniz kestanesi biraz daha tehlikeye açıktır. Yapabileceği tek şey kör dikenlerinin arkasında saklanıp ve kötü bir şeyin olmamasını ümit etmektedir. Bu balığı kaçırmaya yetmemiştir. Kirpi balığının diş yerine birbirlerine birleşmiş tabakaları vardır. Ve bunlar onların bir deniz kestanesinin sert kabuğunu kırmasına yardımcı olur. Kirpi balığı üfürük balığı ailesine mensup ve bu büyük cins eğer korkarsa kendini bir basket topu büyüklüğüne kadar şişirebilir. Vücudunun çevresinde saklı bir takım sivri dikenleri vardır. Bundan daha verimli bir av makinesi hayal etmek zor olmasına rağmen köpek balıklarını sadece avlanan hayvanlar olarak düşünmek yanlıştır. Bu lagunlarda av peşinde olmadıkları zamanlar lagunların dibinde dinlenmeye zaman ayırabilirler. Eğer bu hava almak için nefes darlığı geçiriyor gibi görünüyor ve öyledir. Köpek balıkları diğer birçok balıktan daha fazla yüzmek zorundadır ki vücutlarından oksijen dolu suyun akışını sağlayabilsinler. Yakın zamanlarda yapılan araştırmalar bu ilkel etoburların aslında çok basit seviyede olsa bile bir sosyal hayatları olduğunu göstermiştir. Bu limon köpek balığı yavruları grubu dipten taklalar atmaktan zevk alıyor gibi görünüyorlar. Ama bu davranışlarının diğer yavrular için bir anlamı olup olmadığı hala bir soru işareti.
En azından biliyoruz ki